Geldi Tosino. Vay Tosino. Ağzı burnu yesin o. Tosino geldi. Allah'ım. Fakir Bağ'ın ismini değiştir değiştir diye kampanya başlatmışlar canlarım. Türkiye hudutlarında, yurt dışında, New York. Aa, misafirim geldi canlarım. Niye değiştirin? Bağ'ın ismi kötü mü? Madi mi yani? Bağ'ın. Fakir diyorum diye herhalde fakir kızıyorsunuz. Bağırın. O yüzden kızıyorsunuz. Fakir Bağ'ın. Niye? Bağ'ın çok güzel isim. Hayır, fakir Bağ'ın deyince kaderi oluyormuş diyorlar. Hayır, hiç kaderi hiç fakir. Hani o yüzden hastalandı diyorlar. Ne alakası? Kaderine göre. O zaman merhaba, o zaman şekerin adı şeker. Şekerin yani kaderi şeker mi oldu? Şeker hayır, şeker aslında bile kullanmıyor. Aslında. Adı şeker ama şeker kullanmıyor. Şeker kullanıyor. Benim adım hani şeker şey olarak çayda. Çayda evet. Benim adım Okşan. Şimdi bakalım anlamına bakacağım şimdi. İsimlerimizin anlamı nelermiş? Ne haltmış? Bakayım. Bakacağım şimdi. Bak bebeğim. Banu isminin anlamına hakikaten bakacağım. Bir sürü isimlerin anlamı vardı bakayım. Banu. Banu isminin anlamı. Banu Sugar Banu. Bakalım neymiş? Şimdi bulacağım. Banu. Değiştir diyorsun. Aa Banu ne yapalım? Sugar Banu dedik. Banu kaldı. Banu Sugar. Bir de demiş ki onun gözleri görmüyor. Okşan keşke Bergen koysan demiş. Ay saçmalama. Tövbe. Ya bademleri alıkılmıyor. Alıkmıyor ya. Hani bir gözü görüyor. Ha, he? Bergen de bir gözü görüyordu. Yani. Önerlen görüyor. İşte Bergen de görüyordu. Evet. Ama laçosu onu madiledi biliyorsun. Evet, madiledi. Evet. Şimdi canlarım. Neydi ha? Banu isminin anlamı. Dilimize Farsçadan geçmiş olan Banu isminin sözlük anlamı. Kadın hükümdarmış ayol. Bu kelime Melike, Ece ve Kraliçe sözcükleriyle eş anlamlıdır. Bak. Ay daha ne olsun? Aşkım Banu madde değil. Banu ne demekmiş biliyor musun? Banu kadın hükümdar demekmiş. Demek ki ay daha ne isteyeyim, daha neyi söyleyeyim? Banu demişim. Fakir kadın hükümdar demişim demek ki. Başına fakir koydum ya. Fakir hükümdar. Ay biraz şey... demek şey olmuş, devlet çökmüşse hükümdarlık fakirli fakir olmuş. Şeker kendine kahve yap. Ben yaptım kendime. Hmm, yap ha. Tarla başında mıydın? Evet. Aa, ne yapıyordun orada? Bekliyorum. Ha. Şimdi şeker isminin anlamına bakalım. Bakalım neymiş? Şeker isminin anlamı nedir? Evet. Bakalım. Bakın neymiş? Şeker isminin anlamı. Şeker isminin anlamı şeker. Çok tatlı ve şirinmiş şeker. Şugarlık. Kadın şeker ismi Kur'an'da geçmiyormuş. Kur'an'da geçmiyormuş. Ha. Ay Okşan'ın anlamı yoktur herhalde. Dur bakayım. Zaten adı isimde de dur bakayım. Okşan isminin anlamı nedir? Okşan ismi telav. Yok. Okşan isminin anlamı da şöyle. Benzeyen, andıran demekmiş. Aa, bak hiç çok farklı değil mi? Okşan hani okşamak. Okşamaktan zannediyoruz değil mi? Okşamak gibi. Ama bak Okşan isminin anlamı da benzeyen, andıran demekmiş. Aynı alakası var. Aa şeye bakalım. Benim Google'um niye konuşmuyor? Dur bakalım. Zengin kim vardı? Rahmetli Sakıp Sabancı. Bakın Sakıp'ın anlamı neymiş? Ha. Sakıp isminin anlamı nedir? Parlak ışıklı delen delik açan. Aa. Vallahi öyle yazıyor. Delen delik açanmış Sakıp. Bir de zengin kim var başka ünlülerden? Vehbi Koç vardı. Vehbi de bakalım. Ha. Vehbi isminin anlamı. Vehbi ismi Allah'ın kuluna lütfettiği yetenek demektir. Örneğin konuşmak ve düşünmek Allah vergisi. Bu özellikler zorla geliştiren insan sırrıdır. Bu meziyet değildir. Ben geldim. Ah hoş geldin. Bu da baksana boynu bükük kamera. Ah şeyim kırıldı ya canlarım. Ayakta durmuyor. Kıymetini bilmiyorum. Bazen mallarımın kıymetini bilmiyorum. Çok kızıyorum kendim. Kendi. Şeker gelmiş. Evet. Mallarımın kıymetini biliyorum canım benim. Şeker başka zengin kim var? Ünlülerden zengin kim var? Bir sürü ünlü zengin. Sanatçılar hep zengin. Hepsi mi zengin? Sezen Aksu zengin. Koskoca Bülent Ersoy. Hayır böyle çok zengin. İş adamı iş. Şey de zengin.
İş canım, iş canım sonuçta. Zengin. Aradım. Kız... şey diyelim, Kemal Kılıçdaroğlu bakalım o neyi? Kemal, evet, Kemal Kılıçdaroğlu. Tamam, Kemal diyelim bakalım. O da zengin. Olur mu kız? Mutfağından gün yapıyor. Dur. Ya o da zengin aşkım. Kemal isminin anlamı. Mustafa Kemal ya. Kemal ismi olgunluk, Kemal olgunluk anlamına gelmektedir. Bir başka şekilde açıklayacak olursak gelişimini tamamlamış ve ulaşabileceği en üst seviyeye ulaşmış olan kişi olarak anlam bulmaktadır. Bilgi ve erdemlik gibi anlamları da vardır. Başka zengin kim var ya? Zengin, zengin. Dur bakayım. Zengin. Fakir. Bak Banu Hükümdar çıktı. Kadın Hükümdar. Aa, demek ki bilmeden Banu Hükümdar yapmışım. Haberim bile yok. Ya diyorsun. Zengin kim var? Anam baş... Ay dur şunu buradan bakacağım. Ne zenginler bakın. Var. Ne zenginler. Türkiye'nin en zengini kim? Ne zenginler. Türkiye'nin en zengini. Şeker zenginlerin peşindeyiz. Zengin balamozların peşindeyiz şekerle. Evet. Zengin balamoz avcısı. Adıyaman, Besteli, iş insanı, Sasa Holding Yönetim Kurulu Başkanı. İbrahim Erdemoğlu'ymuş şeker, Erdemlioğlu. Türkiye'nin en zengini. 5,3 milyar dolar parası varmış bunun. Evet. Ah canım, İbrahim Erdemlioğlu nerede oturuyordu? Dur bakalım İbrahim adına bakalım ne demek. İbrahim isminin anlamı. İbrahim ismi İbranice bir isimdir ve Türkçemize de İbranice dilinden gelmiştir. İbrahim anlam olarak hakların savunucusu ve ya da hakların babası anlamına gelir. Hazreti İbrahim de vardır tabii ki doğru. Anlamı güzel olmasından dolayı İbrahim ismi ülkemizde birçok ebeveyn tarafından erkek bebekler için tercih edilir. Ben niye bunlar şimdi nereden girdim bu konuya onu bileyim. Ha Banu. Bir tane birkaç kişi bana şey Banu'nun adını değiştir okşam. Fakir Banu olmasın diyorlar. Ama öyle dedi. Fakir Hükümdar. Daha ne olsun yavrum benim. Banu dışarıdaydı. Kayfeni yaptın mı? He. Sen makarna mı yaptın okşam? Evet salçalı ye. Salçalı makarna var, nohut var menümüzde. Ama nohut sert olmuş biraz. Ya pişmemiş. Evet. Ya bir marka nohut var. Habire o ucuz diye onu alıyorum. O nohut hep bak istediğin kadar bir gece suda beklettim ben. Haşladım ayrıca sonra yemek yaparken de haşlandı yine sert. Karbonat koyun demeyin. Biliyorum karbonat nohutun kabuklarını soyuyor öyle sevmiyorum. Her yeri kabuk kabuk oluyor. Karbonat biliyorum yumuşatıyor ama o zaman da hamur gibi oluyor. O marka nohut asla yumuşamıyor. Neden bilmiyorum. Ama bir marka var o yumuşuyor. O iyi. Bu madde. Bak fasulyede çok sert olmuyor fasulyenin çoğu öyle çok sert. Makarnayı bayağı yaptım. Şey yapmıyorum. Ay çok güzel yaptım bir ama. Ha, koca şeyi yaptım. Koca tencere. Koca paket yaptım. Paketlerin hepsini yaptım. Yapmışsın. Hem şu ay bayağı yaptım. Hepsini yaptım hem şu. Bayağı. Ne yapalım? İnşaattan çıkınca yeri dedim. Al dedi git dedi çocukların dedi nerede kalırsan kal dedi bana kocam. Didem ah Didem ah laçova Didem. Canım benim bir arkadaşım var. Gerçi o söylemekte sakınca duymuyor. Tanımazsın zaten de. Onlar iki trans kardeşler. İkisi de trans. Diğeri 40'ından sonra trans oldu. 40'ından sonra azdı. Kardeşine özendi. Kardeşi Kürdanken olmuş. Azdı. Kardeşi Putkalı. Kendi Alexander'la. Alexander'ı sallıyor. Terapileri alıkıyor. Beldeleri götürüyor. Akşama da makarna yiyor. Yok yok makarna yiyor. Kendine bakıyor. Sağlıklı besleniyor. Bana şu saçı gönderin işte. Maydanozu gönderin bu ya. Güzel olmuş mu şeker? Hmm. Değil mi? Değil mi? Bak ben de aynı ben de senin gibi. Nohut o kadar sert değil canım. İyi evet. Değil mi? Fena değil. Heh. Biraz sert. Biraz. Dişin kırıldı mı? Evet. Ha iyi bari. Biraz sert. Neyse canlarım. Fakir bağırıyor. Artık fakir bağırıyor. Ne yapayım öyle bağırıyor. Kusura bakmayın. Kendisi. Değiştiremem ya. Hayır fakir deme diyor. Ha. Fakir deme diyor. Fakir deme doğru. Ne diyeyim? Bağırın. Abi bağırın diyesim gelmiyor. Başına bir şey diyesim geliyor. Zengin Banu. Ay. Ha o da olur. Ay. Zengin Banu. Beldeli Banu. Evet. Ay. Öyle. Fakir Banu, fakir Banu, fakir Banu, fakir. Garip Banu. Fakir Banu. Garip Banu. Garip Banu. Fakir Banu. Sarı bir yanu. Hu. Kız şeker şeyi gördün mü? Benim o burun alma, kıl almış. Yemek yiyorsun tiksinme de. Nerede yok. Burun, kıl, burnumun içindeki o pis şey. Burnumun içindeki her o rezillikleri, pislikleri, madilikleri, miden kalkmasın da canım benim. Onları alma şeyin ucu yok, kayıp.
Biri çalmış. Vallahi ucu yok bak. Ya. Yok kim adam. Çalmış? Bilmiyorum. Ah. Baksana ucu gitmiş. Laçavari sen bana bunu göndermiştin ya. Bak. Ucu yok. Bak. Bak. Bak bu dönüyor. Böyle nasıl ben kılım alacağım? Ay burnumu kopartır böyle. Dönüyor da. Bunun ucu vardı. Ucu yok. Ucu kayboldu. Kayıp. Herhalde arkaya mı düştü? Ne oldu bilmiyorum. Bir yerde. Burnuma lazer attırmıyorum. Çok zararlıymış. Beyni şey yapıyormuş. Bir 2 gram beynimiz var yavrum adam. Neyse hadi bakalım. Kuji. Konni. Şeker. Emmine atlayayım. Emmine mi? Emmine atlayayım emmi. Ebene. Hayır emmine. He. Emmine atlayayım. Emmine. Emmine emmi emmi. Emmine atlayayım. İki M ile. Tamam emmine atlayayım. Emmi ne demek? Emmi. Ne demek? Emmi demek ne demek? Ha ne yani ne oluyor? Ne oluyor? Ebene atlayayım. Kız emmine emmi. 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 Emmi'yi bilmiyor musun? Emmi. Emmini seviyor musun? Emmi. Emmini seviyor musun? Seviyorum anne. Ay nasıl güzelsin. Bir daha yap. Bir daha yap. Emmi. 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 Kız emmine atlayayım. Emmine atlayayım. Emmine atlayayım ya. Şeker emmini. Hakikaten ya. Emmi'yi bilmiyor musun? Emmi. Bilmiyorum ki. Nasıl Malatyalısın? Nereden bileyim emmi? Kız emmi derler. Emmi neye derler? Emmi oğlu derler. Benim adım. Ha bak emmi ne oğlu? Evet emmi de Cello derler. Şeyim şarkısı var emmi oğlu. Emmi oğlu. E tamam emmisinin oğlu. Ferdi Tayfur'un. Ha. Emmi yani emmisinin oğlu ne oluyor? Dağların neyine geldi? Emmisine geldi dağlar. Vermem ben. Emmine atlayayım. Emmine geldi. Şeker emmine hoplayayım. Emmine geldi. Ay tövbe yarabbim. Dağların kız şeker emmi. Sen babanın kardeşine ne diyorsun? Ay babam kardeşine amca diyorum. Ne diyeyim kız? Emmi demiyorsun. Hoy. Aa, amca. O zaman ben yanlış biliyorum. Doğru. Amca. Pardon. Emmi başka bir şey herhalde. Tabii canım. Babamın kardeşi amca. Yaz Google'a emmi ne demek? Emmi. Yaz. Emmi anne. Yaz Google'a öğrensinler. Yaz. Sen öğren. Sesli ara. Öğren. Emmi ne demek? Emmi ne demek? Yap. Yap. Emmi ne demek? Ay emmi ne demek ya? Okşam. Yaz. Ki. Şimdi yazar sen bulursun. Ben bulacağım. Her gün İstanbul'da hava durumu demi 100 kere İstanbul'da hava durumunu soruyorsun Google'a. Ha. Bul. Bulacağım şimdi. Ha. Azallahu ekber. Emmi ne demek? Emmi ne demek? Emmi ne demek? Sesini kısmışsın gelmiyor. Ne dedi? Emmi ne demek? Bir daha söyleyeyim. Ama sesini aç. Saçını açtım canım açık. Ha, saçını değil sesini. Sesi açık. Ha. Bak saçlar yıkanmış. Emmi ne demek? Arapça amca sözcüğüymüş. Yani amca değil. Amca sözcüğüymüş. Ha sözcüğüymüş amca evet, değil amca yani. Ha. Sadece amca sözcüğüymüş. Amca değil yani. Yok amca sözcüğüymüş. Tamam emmi çok başka Arapça bir şey. Bizle alakası olmayan bir şeymiş. Tamam. Yıllardır boşuna emmi dedik. Emmi oldu. Amcamıza. Ha. Emmi oldu. Emmi ne hopladı gücük. Ah merhaba canlarım. Kamerayı yerleştireyim şöyle. Uykusuz uykusuz. Ay ne şarkı yarışmasıymış ya. Ay vallahi. Ağzıma sıçtılar ya. Ara sıra uyuyorum. Çok uykusuzum canlarım kusura bakmayın. Ama bu şarkı yarışmasını bitirmem lazım. Bitireceğim bu yarışmayı Allah'ın izniyle inşallah. Hiç kimseye de ödül müdül vermiyorum. Yok ödül var. Ödül şey var. Bir ses kaydı vardı. O ses kaydı şimdi bana geldi. Bir saniye. Şarkı yarışmasıyla ilgili dönen dolaplarla alakalı
bir şey. Bu ne böyle ayol? Aa buyur. Kuji. O yarışmayla alakalı, dönen dolaplarla alakalı bir ses kaydı geçti elime. Onu da size şimdi dinleteceğim. Şimdi ses kaydını bana benim çok sevdiğim bir arkadaşım o ses kaydını ona göndermiştim. Ben siliyorum çünkü ben manyak oldum, deli olduğum için birdenbire siliyorum. Hakikaten silmişim ve ona gönderdiğim için o saklamış. Şimdi bana gönderdi bir saniye. O ses kaydını alıp hemen telefonu aktarıp size şarkı yarışmasıyla ilgili dönen dolapları halledeceğim. Hepiniz durun siz. Evet canlarım, ses kaydı geldi. Benim arkadaşım, ismi de söyleyeyim, Rabia. Yarışmaya da katılmıştı biliyorsunuz. Çok da güzel sesi olmasına rağmen elenmişti. Ben insan kayırsam Rabia'yı birinci yapardım değil mi? Ben ona güvendiğim bir arkadaşım olduğu için bana gelen ifşa ses kaydını ona gönderdim. Rabia sen de dursun dedim. Gecenin körü. Saat kaç biliyor musunuz canlarım? Yemin ediyorum saat 3.17. Bu saatte kadın bana gönderdi o ses kaydını. Bana gıcık olsa bana ne be filan der, gıcık olur bilmem ne. Bana o ses kaydını dinleteceğim birazdan. Birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, şunları bunları da söyleyeceğim size. Bakın şurada eğleniyoruz, ediyoruz bilmem ne, gır gır şamata yapıyoruz. Allah aşkına ya bu nedir ya? Sanki çok büyük bir ödül var sanki. Hadi büyük bir ödül olmasa bile tabii insanlar sesinin güzel olduğunu, 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4, 5 olduğunu dinlemek isterler. Evet. Ara sıra böyle uyuyorum 2 dakika falan, 2 saniye falan yetiyor bana. Şöyle arada öyle oluyor. Şimdi canlarım. Benim çok beğendiğim sesler vardı. Finale kaldı, kalmadı bilemezsiniz artık siz. Söylemeyeceğim onları. Zaten herkes biliyor. İlk anketi YouTube'da yaptım. YouTube'da bir tuhaflık oldu. Anket süresi gibi bir şey varmış orada. Instagram'da yoktu. Sonra Instagram'a çevirdim. Yarı finale kalanlar oldu. Hepsi sağ olsun. 27-28 kişiydi galiba. Hepsi sağ olsun, var olsun. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Gönderdiler, ettiler, ciddiye aldılar. Öyle şakasına gönderen arkadaşlarım oldu. Didem, canım benim, öpüyorum. Didem, benim arkadaşım zaten, şakasına gönderdi bilmem ne. Didem kız yarı finale kalmış mıydı bilmiyorum. Gönderenler oldu bilmem ne. Ben zaten ilk yarışma olduğu zaman şunu tanıyorum, bunu tanıyorum hiç demedim bilerek ki hani oylamayı etkilemeyeyim diye. Ve maalesef finale kalanlardan birisinin ses kaydı bana ifşa olarak geldi. Geldi. Kolim acaba? Tera abi. Alo. Efendim. Kimsin sen? Nereden arıyorsun? Sarhoş musun? Ama sarhoş sesin sarhoş gibi. Ama ben sarhoşum. Ne? Abi olmaz. Yok. Hadi git. Terapi yapmak istemiyorum ben. Ay dur. Nasıl uçak modu da yok bunun modu. Ay sarhoşum dedim ya şimdi bu beni daha çok arar. Neyse canlarım. Uzatmayacağım. Yarış finale kalanlardan bana çok kızanlar da oldu. Okşan benim sesimin iyi bölümünü yayınlamamışsın da kötü bölümünü yayınlamışsın diyenler oldu. YouTube'da tamamını yayınladığım halde Instagram bölümünde kısa bölümlerini yayınladım. Neyse onlar önemli değil. Sonra biz düzelttik arayı. İsim vermeyeceğim. Onlar kendilerini biliyor. Çünkü ben olgunlukla karşıladığım için bir insan size çok ağır hakaretler ediyorsa şu 3-4 saniye uyudum. Bir insan size 3-4 saniye neydi?
Şimdi canlarım o videodan bu videoya geçiyorum. Ferdi rahmetli oldu bilmem ne. Hayat devam ediyor. Hani bir ağlıyoruz, bir gülüyoruz. O ayrı konu. O çok farklı bir şeydi. Yani bir insan size çok ağır geliyorsa siz de ağır gitmeyin. Tarkan'ın dediği gibi. Anne rahmetlisi. Tarkan'ın dediği gibi size taş atıyorlarsa siz de ona kaya atın mıydı? Neydi? Ha yok. Size taş atıyorlarsa siz de onlara peçete mi atındı? Terapi peçete, pamuk atın. Bir şey atın diyordu. Ne diyordu? Unuttum. Bir şey diyordu. Daha hafif. Taşın daha hafifini atın diyordu. Çakıl mıydı? Bir şeydi. Çiçek atın diyordu. Ha çiçek atın diyor. Tarkan. Tarkan bu arada çok sıkı takipçimdir. Günler. Selamlar. Ben yumuşattım. Gelen taşı yumuşattım ve karşı tarafa izah ettim bir şeyleri. Neyse. 5 kişi yarışmayı kazandı. Birinci, ikinci. Ama şimdi size bir ses kaydı dinletiyorum. Ve hiç konuşmadan bu ses kaydını, ben konuşmuyorum. Bu ses kaydını dinleyin. Ve bu ses kaydında yarışmayla alakalı yarışmaya katılan birinin ses kaydı bu arada bu. Bir erkeğin ses kaydı. İsmini vermeyeceğim. Ben biliyorum kim olduğunu. Konuştum, ettim, neden böyle yaptım falan dedim. Yarışmaya katılan birisinin arkadaşı bana bunu gönderdi. Ve arkadaşı da yarışmaya katılmıştı. Yarı finalde elenen biri o da. Aslında iki... Şimdi anlam. Ben bu kişinin kim olduğunu biliyorum. Siz bilmiyorsunuz. Ben tamam söylemeyeceğim. Söz dedim. Osman dediği kişi yarışmaya katılan fake isimle katılan başka bir kişi. Söylesem siz yarışmayı izleyenler, finalistleri izleyenler bilir kim olduğunu. O ve bu ses kaydını gönderen de gerçekten çok oy almıştı. Gerçekten almıştı çok oy. Ama kendi ağzıyla söylüyor. Arkadaşına bunu atmış. Arkadaş da bana attı bunu. Ve arkadaş da yarışmaya katılan birisi. Bu nasıl bir şey? Şaka mı bu dedim. Sonra onu aradım ben. İkisini tanıyorum çünkü. WhatsApp'tan bu yarışma videolarını bana nasıl attılar sanıyorsunuz? WhatsApp'tan attılar işte. Benim Instagram'daki numaramdan WhatsApp'ımı bulup attılar. Yarışmaya katılan ve yüksek oy alan kişi bu sesini dinlediğiniz kişi aslında. Ben şimdi burada ne yapayım? Diyor ki Osman şöyle bilmem ne bir şey. Osman dedi benim kedim Osman'ı bahsetmiyor. Başka yarışmaya katılan Laçovari'yi söylüyor. Kendi arkadaşım. Başka derken benim yarışmacım. Yani ne yapmışlar kısaca? Şimdi burada gerçekten hak gelmesi var. Doğruya doğru. Kesinlikle çok iyi sesli olanların çoğu elendi maalesef. İyi sesliler de finale kaldı. O ayrı. Yarışmaya katılanların çoğunun sesi gerçekten güzeldi. Diğer esprisine katılanlar ayrı. Gırgır şamatasına kendi ağızlarını söylüyorlar zaten. Ama burada bir şaibe var mı? Var. Maalesef var. Bu tamam. Bu ses kaydına ait, bu ses kaydı nın kime ait olduğunu ben çok iyi biliyorum ama söylemeyeceğim. Neden böyle bir şey yaptınız? Ne gerek var? Bırakın sonuncu olsan ne olacak? Ne olacak? Demek ki sesim bok gibiymiş diyeceksin. Bak ha bok gibi derken aklıma geldi. İlgim Gülşah'ın sesine burada bok gibi diyorsun. Ve ben bu ses kaydını yayınlamadan önce ben İlgim Gülşah'a sordum. İlgim Gülşah yarışma finale kalan arkadaşlardan biri. Ona sordum. Dedim ki böyle böyle senin hakkında kötü bir cümle kullanılıyor. Bunu yayınlasam senin için sorun olur mu? Asla olmaz sorun dedi. Ve yayınladım ilgini sana sordum biliyorsun. Yorumlara yazabilirsin. Sorup sormadığımı biliyorsun sen. Yok abla hiç problem değil yayınlayabilirsin dedi. Bir de şöyle bir şey söylüyor ses kaydında. Dikkatiniz mi?
sesi kötü olanlara oy verdirttirdik arkadaşlarımıza falan gibi bir şey söylüyor. Yani sesi kötü olanlarla ben finale kalayım ki onların arasında zaten birinci seçilirim hesabı yapıyor bilmem ne. Bu kötü bir şey. Çocukça bir şey. Belki de hani Okşan'ın yarışması ne olacak, eğleniyoruz falan bilmem ne diye düşündünüz ama ne oldu? Bu ses kaydını Stas elime geçti. İki arkadaşsınız ve şu an birbirinizi engellediniz ve bana mesajlar yazıyorsunuz. Okşan bizi barıştır diyor. Oh, uyudum. Güzel oldu. Ben bazen canlarım ne yapıyorum biliyor musunuz? Böyle çok stresli, çok böyle dinlerim tepemde olduğu zaman, böyle herkesi gebertmek istediğimiz zamanlar oluyor. Böyle hiç kimseyi görmek istemezsiniz. Böyle karanlıklarda böyle her şeyi lambaları kapatırsınız. Böyle durursunuz ya. Belki siz olmuyorsunuzdur ama ben oluyorum bazen. Böyle yani bunları gebertirsiniz. Neyse çoluk çocuk diyelim ya da şey çoluk çocuk deyip de aşağılamayayım da genç arkadaşlarımız diyeyim. Canlarım benim ben şöyle bir şey söyleyeyim. Finale kalanlar diye bir şey yok artık. Birinci olanlar şöyle burada anket sonuçlarını ben hepsinin screenshot ekran görüntüsü aldım. Şöyle buradan size okuyorum. Yarı finale kalan şey vardı bizim Erman vardı. 5'e kaldı. O 5'e kaldı. Geriden okuyorum çünkü şimdi. Ertan vardı. Buradan bilgisayara ben kayıtmış okuyorum şu an. Tuğba Karagöz vardı. Evet. Selay Ulusoy vardı. Selay Ulusoy. Yüksek oy alanları okuyorum şu an. Ece Su. Ece Su tabii ki de. O da İlgim Gülşah. Yüksek oy. Ece Su. İlgim Gülşah. Yüksek oy aldı bunlar canlarım. Ama şimdi lütfen bak gerçekten çok rica ediyorum. Bana mesajlar geldi. Bu finale kalanlarla kalan kişiler de bana çok kızanlar oldu. Haklı olarak belki de onlar da tabii ki de onlar da kendine göre haklı emek vermişler. Şimdi orada bir yarış var. Orada bana yalakalık yapacak halleri yok yani. Okşan bu böyle olmaz. Şöyle diyebilirler yani. Instagram'da yaptım şeyi bu anket olayını. Ve bitirdim. Beşinci, dördüncü, üçüncü ve ikinci ve birinciyi açıklayacağım şimdi. Yandık. Ay hiç açıklamasam, hepiniz birincisiniz desem. Ve lütfen benim üstüme gelmeyin. Ben bu hak konusunda çok üzülüyorum. Bana bir laf dedik. Bak bana her şey deyin. İstediğiniz hakareti edin ama hak konusunda ne olursunuz bana bir laf söylemeyin. Gerçekten gerçekten şurama dokunuyor. Sol tarafıma dokunuyor. Lütfen. Rica ediyorum. Bir daha da yarışma yaparsam belki yaparım ama ses yarışması asla sevmem. Beşincimiz. Ghost'u. Allah'ım yarabbim yarasın. Al, nereden aklıma geldi böyle bir ses yarışması hiç bilmiyorum. Ay. 3 saniye 3 saniyedir. Evet. Evet canlarım. Hiç söylemesem acaba. Olabilir mi? Yapsam mı bunu? Yapayım mı? Canlarım. Maalesef ki beşincimiz kim biliyor musunuz? Beşinci Erman. Sonuncu oldun Erman'cığım. Sonuncu olmadın. 28 aday içinden Erman 5. oldun ve sesin çok güzeldi. Erman. Ben Okşan olarak senin sesini çok beğendim. Vallahi billahi çok beğendim. Yemin ediyorum sana. Erman 5. oldu canlarım.
Ve şu an dördüncüyü açıklıyorum. Buradan bakıyorum, kafama göre uyduruyorum. Öyle bir şey yok dermiş. Hayır. Benden öyle bir şey beklemeyin canlarım. Erman beşinci oldu. Bir dakika, rakamları şey yapamıyorum. Bir dakika. Bir dakika. 3, 4, 5. Ay canlarım. Ben yanlış söyledim. Çok özür diliyorum. Erman 5. olmadı. 5. olan kişi, bir saniye. 5, 1, 50. Allah Allah. Ha tamam. Evet, Erman 5. oldu. Yok, doğru söylemişim. Erman 5. oldu canlarım. 4. olan arkadaşımız, ismini söylüyorum. 4. arkadaşımız Tuğba Karagöz 4. oldu. Evet, Tuğba Karagöz 4. oldu. Yani 5 kişi, artık 5 kişi 1. oldu gibi okuyorum. Ne yapayım yani? Hani gerçekten anket oylamaları çok yakın birbirine. Bütün yarışmada öyle diyorlar, küründen üzülmesin öbürleri diye. Ay çok uzak aslında. Yok. 4. Tuğba Işık Karagöz oldu. Çok güzel, çok tatlı bir kız. Bana öpücükler atmıştı. Kendini de göstermişti biliyorsunuz. Çok da güzel söylüyor. Ve eğitim de almış birisi galiba. Benim Instagram'daki oylama bu şekilde canlarım. Şimdi 5 ve 4'ü açıkladım. Şimdi 3, 2, 1'i açıklıyoruz. Üçüncü olan arkadaşımızı açıklıyorum. Bir dakika, bir dakika. Okşan Büyük. YouTube. Ses yarışması. Amatör ses yarışması. İkincisi. İlgim Gülşah oluyor. İkinci. İlgim Gülşah. Şak 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 şak. Okşan Büyük amatör ses yarışması birincisi kim oluyor? Selay Ulusoy oluyor. Şak 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 alkışlıyor. Birinci Selay Ulusoy oluyor. Bu arada deminki ses kaydında da birinci kesin Selay Ulusoy olur falan demiş. O biliyorsunuz bana gelen ses kaydında. Hani Olubunya olduğu için sanki Okşan onu birinci yapacak der gibi falan, öyle bir şeymiş. Valla ben kendim hiç savunmayacağım. Ay ben şöyle yapayım. Hatta Selay bana kızdı. Okşan o videoda şeker senin sesin güzel diyor. Sen niye hiç yorum yapmıyorsun diye bana kızdı Selay, ona bakarsan. Babamı tanımam. Hak konusunda babamı tanımam. Hiç kimseyi tanımam. Babamı zaten tanımam da annemi tanımam diyeyim yani. Hani önem verdiğin birisi için dersin ya o lafa. O yüzden annemi tanımam diyeyim. Babama ya. Kuji. Canlarım benim. Evet. Birinci Selay Ulusoy oldu. Tebrik ediyoruz. Bu arada birinci, ikinci, üçüncü, beşe kadar ve diğer ilk turda elenenlerden bile çok güzel sesleri olan vardı. Bir şekilde hani oylamayla alakalı bende hata olabilir. Benim yaptığım şey, ben ne yapabilirim? Ben bu kadar yapabiliyorum arkadaşlar. Ne yapabilirim? Ben profesyonel bir insan değilim. Esprisine bir şey yapayım dedim. Yemediğim zılgıt kalmadı yani. Ağzıma puşaralıktı herkes. Yarışmaya katılanlar, onların destekçileri bana çok hakaret ettiler. Yine olgunlukla karşıladım tabii ki. Birinci Selay Ulusoy oldu. İkinci İlgim Gülşah oldu. Üçüncü kimdi kız? Aa, bir dakika. Bir dakika ya, ben doğru mu söyledim, yanlış mı söyledim? Ne dediğimi hatırlamıyorum. Canlarım ben sarhoşum, ne dediğimi bilmiyorum. Yarışma 5 kişi işte onlar. Yani en çok oyu olan birinci önemli değil mi? Birinci, ikinci. Birinci Selay Ulusoy, ikinci İlgin Gülşah. Üçüncü kimi dedim hatırlamıyorum. Vallahi hatırlamıyorum. Benden şey beklemeyin. Hediyemi... Evet, böyle. Neyse canlarım, öpüyorum sizi. Ne dediğimi de hatırlamıyorum. Hiç kimse kusura bakmasın.
Ben bir daha da yarışma yaparsam bütün cümle alem ağzıma puşar gujiyor. Ay bilmiyorum, yok belki de yaparım, yapmam da bilmiyorum yani. Bir tane dans yarışması düşünüyordum ama oryantal star yapacaktım. Vazgeçtim. Oryantal, hani şöyle belden aşağınızda kıçınızı oynatırsınız. Oryantal yaparsınız. Ay ay ay, Allah'ım yok mu yok mu diyorsunuz. Ne bileyim ben, olur mu olmaz bilmiyorum. Okşan Oriental Star yaptı ya da yapma yazın bana, tamam mı? Bütün yarışmaya katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Birinci, ikinci yok. Hepimiz birinciyiz. Boş ver. Salla gitsin dertlerini yavrum benim. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Tabii ki de birinci, ikinci, üçüncü videoyu montajlarken anlayacağım. Kimi birinciyi yaptık, kimi beşinci, üçüncü bilmiyorum, hatırlamıyorum bile. Orada tabii ki de bana birinci şey yapacaktı. Birinciyim. Ay, biricik dedim. Okşan. Okşan. Ay, biricik taklidini bile yapamıyorum sinirden. Bak dur, ilk sefer bir yapayım bakın bir kere. Okşan. Okşan kontrol yok. Kontrol. Telefonumu kapattılar Okşan. Okşan. Okşan kaldır beni ayağa. Okşan kaldır beni kız Okşan. Mantı yok mu Okşan? Mantı getir Okşan. Naci yok mu? Okşan getir tüttüreyim ha. Okşan. Oldu mu kız? Yapabildim mi bilmiyorum. Canlarım, öpüyorum sizi. Evet, birincinin istediği bir yemeği yapacaktım. İkinciye, ya birinci, ikinci evim, ikinci, üçüncü evime gelsin, video çekeyim yani, hiç problem değil. Bir şeyler yapacaktık da boş ver. Sonuçta herkes herkesi dolandırıyor. Ben de sizi dolandırdım. Kandırdım. Ya yok, dediğiniz yemeği yaparım. Ay neyse canım. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi derlikler.